Semiha Doğubay. Ben Semiha Doğubay. Sülalem Meretkolardanım. Meretko diyorlar. Adiye sülalem. Beyim Ulbıhtı. Soçi tarafından gelenlerden. Benim sülalem burada Hakuna Habile'de çok çok büyük bir aile, kabile. Ben Adiyeli'ye çok meraklıydım. Neyse de. Hadi sakta sakıncası yok. Bu söylenmez tabii. Türklerle evlenmeyi hiçbir zaman düşünmedim. Çünkü kendi kültürümde, kendi insanımla evlenmezsem ben mutlu olamam diye de düşüncem vardı yani o şekilde. O içimden gelen bir olay galiba. İşte öyle kısmet de olacakmış herhalde. Biraz daha kısmet diye geçmeyeceksin. Çaba göstereceksin tabii. Hep çocuklarımızı hep burayla işledik biz zaten Kafkasya. Derneklerde biz birinci üyeydik zaten. Hep ekipler gelsin ne gelirse hep birinci şeydeydik. Ve radyosunu da Kafkasya ile Türkiye'ye geldiği zaman sesi devamlı dinlerdik yani. Dilim olduğu için hiçbir sakınca olmadı. Onun için de herhalde kaybolmadık mümkün oldu. Kafkasya'ya gelmek istiyoruz diye dernekte konuşmalarımız, toplantılarımız oluyordu. Sonra buradan bahsettiğim arkadaşlar, kızı, o da burada derneğe falan gidiyor, iyi Adiye bir kız. Yani misafir kabul ediyorum diye bize bir mektup gönderdi derneğe. Biz dernekten mektup bildiri yapmıştık. Kafkasya'ya göç etmek istiyoruz diye. Sonra nihayetinde o Bella diye kızımız bize mektup gönderdi. Bu şahsı ben misafir etmek istiyorum diye. Baktılar kabul et, diğer şeyler kabul etmeler. Biz istekliydik ya, bize verdiler mektubu. Geldik işte, onların davetiye gönderdiler bize, ismimizi, soyadımızı, her şeyimizi gönderdik. Davetiye gönderdiler. O davetiye üzerine geldik biz. Hiç tanımadığımız insanlarla burada geldik, karşıladılar bizi Soçi'den arabalarına. Geldik, aile gezdirdi bizi, misafir etti bir ay. Sonra biz onların evinde açtılar, fakat beyim biraz öyle herkesin evinde kalma şeyi yoktu, fikri. Adiye Haçeş'te otelde kaldık. Sabah kahvaltıya götürüyorlardı, gezdiriyorlardı. Geç yatma zamanı yerimize gidiyorduk. Bayağı bir ferahlık hissettim. Bir böyle yani sanki cennete gelmişim gibi hissettim kendime. O kadar da heyecanlandığımı zannetmiyorum. Geçmiş gün ama heyecanlanmadım. Aa dedik yani, böyle bir caddeleri, sokakları, şeyleri, evler ne kadar eski de olsa o doğayı gördüğüm zaman şaşırttık yani. Doğayı ben seven bir kimseyim zaten. Rüyalarımda görüyordum sanki böyle dağlıklar, ormanlıklar, ne bileyim yeşillikler. Demek ki insanın beyninde olan bir şeyleri beyin şeye yatıyor diyorlar ya, altıncı his, görüyorsun herhalde rüyalarında. Onları sanki karşımda bulmuş gibi oldum. Yerleşelim dedi. Kızımla oğlum, önce küçük oğlumla kızım gelmişti. Onların peşinden de biz geldik işte. Yani 9 ay falan, 1 sene olmadan. Biz emekliyi bekledik. Biz buradaki azınlık insanlara borçluyuz. Niye dersin? Onlar korumasalardı biz yine gelemezdik. Tamamen kaybolmuş olarak işte Türkiye'dekiler nasıl yaşıyorsa ben de bu şekilde yaşayacaktım. Ben memnunum yani buradaki insanlara. Bazı insanlar öyle böyle konuşmak istiyorlar arkalarında. Ben maalesef kabul etmiyorum. Onlar da diyorlar gitmeyeceklerdi diyorlar. Bizlere bırakıp gitmemeleri lazımdı diyorlar yani. Onlar öyle konuşunca ben de zaten içimden de kafamın çalıştığı kadarına hakikaten öyle olmaması lazımdı diyorum. Ben doğru mu bilmiyorum yani. Herkesin görüşü ayrıdır. Çok iyi bir aileyle görüşürüm. Ben buradaki ailelerle görüşüyorum yani, hiç şey yapma, yadırgamıyorum hiçbir şeylerinde. Düğünleri olsun, cenazeleri olsun, her şeylerine katılırım. Yaşamak için ben burayı seçtim. Pişman da değilim.
Allah da pişman etmesin. Yani oradaki adiyelere de gelmek isteyen kapı açık. Yani benim kardeşim de olsa, kim de olsa zorlamak istemem. Gel diyorum, gel gör gözünle, gez. Yaşayabileceğini kanaatine gelirsen, aklına şey yapar, yatarsa gelirsin. Yoksa başka türlü kendi bileceğin iş. Şimdi artık herkes, insanlar özgür. Evlatlarıma da söylüyorum ben. Geldiniz ama çocuğum istemiyorsanız gidersiniz. İsteseniz nerede yaşamak istiyorsanız yaşayın. Kendi benliğinizi kaybetmeyin de nerede yaşamak isterseniz yaşayın diyorum. Çünkü ben öyle yaptım. Hiçbir zamanda kaybetmek istemiyorum.